Odan geldi ya, hala montu çıkarmamış böyle oturuyor. Kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hap Nasıl idare sıcağı. edeyim? Tövbe Estağfurullah. estağfurullah. Elinde bir telefon. Gözler gidiyor. Bak. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükür idare edip gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz yani. Ne yapalım, hayat şartları. Eve geldim. Annemle dedim videomu alayım. Eve gideceğim. Bugün tektim. Çarşamba günleri genelde yanımda şey olmuyor çalışan. Çünkü neden diye sorarsanız. Çok kişi olmuyor. İçeride müşterim olmayacak. Dışarı esnafım, bir esnaf kalıyor. O da yoğunluk olmadığı için. Ben idare etmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle. Bakalım. Elimden geleni yaptım bugün. Ama ödemeler ödemeler gözüm döndü bugün yani. Dış cepheci anlaşmıştık güya. İki diye anlaştık aylık. Adam tutturdu 2,5 olacak diye. Nerede öyle bu? Aa, yapacak bir şey yok anne. Var mı diye soran yok. Gel 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 diyorlar. Buraya gel. Gel de nereye kadar geleyim, ben de şaşırdım yani. Adamcağız da şaşırdı. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım? Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Bu hayat şartları çok çok zor. Tabii. Çok zorluyor. Herkesi zorladığı gibi Evet. tabii beni de felaket zorluyor. Ne yapalım? Bir Allah şekilde darda idare etmeye durmasın. çalışıyorum. Allah Allah kolları kimseyi darda bırakmasın. toplasın ya Benim önemli olan borcum olmasın. Hiçbir şeyde gözüm yok. Yok, malım mülkümde değil benim gözüm. Benim borcum Rabbim. olmasın, Amin. bana yetiyor arkadaşlar. Sizler de o tür düşünüyordursunuz. Ha, bu arada bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi benim yüzümde biliyorsunuz kızarıklık oluyor ya. Damar genişlemesi. Bir arkadaş daha sormuştu sağ olsun. Şeyi soruyor yani, doktora gittin mi? Evet gittim. Lazer yapıldı yüzüme. Damar genişlemesi var. Yani damar yüze yanaşmış. Bunun sebebi de güneşten korumama. Yani hiçbir şekilde koruyucu kullanmamam yazın o yüzümü bu hale getirmiş yani. Şu anda tabii biraz hafif şeyle kapatıyorum. Highlighter, aydınlatıcı var. Çok az onu kullanıyorum. Onun üzerine alıyor sadece. Başka bir şey yapmıyorum zaten. Bunu yaşayan varsa, çare bulabildiyse bana da söylerse çok mutlu olurum. Gerçekten çaresini çok istiyorum. Ondan sonra işte diyorum ya, Yapacağım bir şey. lazer yaptırdığım halde yüzüme bunun ayrı lazerleri ucları oluyormuş. Doktor demişti ki bana, sadece dediği kelime, mümkün olduğu kadar stres yapmayacaksın. İşte çok soğuk sıcak yaşamayacaksın. Bir sıcak bir soğuk. Bunun mümkünatı var mı? Hangimiz için stres yaşamayacaksın? Her şey dört dörtlük olmuyor dünyada yani, yoksa zaten hiçbir şeyin tadı olmaz. Bir şekilde uğraşımız var yani, dört dörtlük olsa insan ölür zaten bu kadar fazlalık. Ben ne bileyim, çare bulamadım. Kızarıklığa bulamadım. Gerçekten bulamadım. Sizler de dediğim gibi bunu yaşayan da, ben atlattım. Gayet yüzüm şu anda iyi diyen varsa çok mutlu olurum. Bana bir şey söylerse, formülü nedir? Sürekli lazer yapılmaz. Lazer yaptırdığımda ilk zamanlar biraz sakinlemiş gibi oldu ama yine aynı. Sonra dönüyor o kırmızılık. Yayla kızları gibi diyeyim ben size. 30 yaşımda yaşadım ben bunu. Yüzümde bir küçük sivilceyle çıktı yüzüm. Bir küçük sivilce ve sonuçta kızarmaya başladım. İlk zamanlar hani doktorlara çok gittim ama olmadı. Baktım ki çaresi yok. Anlaşılan olmuyor. Hani dedikleri krem verdiler. Kremler bol bol yüzümü daha beter hale getirdi. Bu sefer kremden falan da vazgeçtim. Çünkü hep yaktı, hep beter etti. Kortizon kullanmışlar. Az kala yüzümü gözümü hep kıllandırıp beni daha çok mahvedeceklermiş. Hiçbir şey yapamadım. Kaç yıl önce, 30 yaşımda bunu yaşadım diyorum ya. Şu anda da bir çare bulamadım. Ama dediğim gibi bunu yaşayan varsa, bana yardımcı olsa çok mutlu olurum. Öyle arkadaşlar. Bu arada annemden de, yine Emine'den de şarkılarımı alayım. Kızımı da alayım. Eve gideyim artık, dinleneyim birazcık. Anacığım yine namazını kılmıştı. Ben tesadüf hep onu namaz kıldıktan sonra yakalıyorum. Yarın akşam da yukarıda mevlit varmış. Akşam namazının peşinden aşağı buralarda. Gideriz. Oraya gideceğim. Onunla görüştük. Öyle işte. Anacığım ne yaptı ne etti bugün, onları anlatsın. Ben de ne yaptım et? Kalktım namazlarımı kıldım işte. Oturdum. Buralarda biraz gezdim. Maşallah, Huylarda nazar falan. değmesin. Arada gez öyle. He. Soğuk kapıya İşte az yaz böyle gelsin çok. de güzel. Pencereyi Allah izin açtım bir verirse baktım inşallah zehir gibi odunlara yeşerim. geldi. Çok. Çok soğuk. Onun için bakmanı da çok istemedim. Bu arada yengem geldi. Evet. Annesini toprağa koymuş. Allah rahmet eylesin. Nur Evet. içinde yatırdı. Çok üzgündü. Aslında onu biraz video alacaktım ama çok da şey yapmak istemedim. Yok yok. Almak istemedim. Üzgün çünkü.
Annesine evet uzakta çok kaldığı için bir de çok sık görüşemeyince telefonla görüşürlerdi. Evet. Yazık yani yazık. Kadını kimse bakmamış. Bakmamış. Bir evet. tek kendi başına yaşamış. Evet. Kötü. Çok çok kötü. Allah yardımcılar olsun. Abi, için hem de dört tane oğlan var. Dört i̇şte olsa kaç yazar anne. Oğlun olsa kaç yazar. Kızın olsa. Öyle. Demek sen bugün öyle yavrum. Evde evet. tabi hareket yapacaksın. Ben bugün ben aşağı yukarı dedim, şey yapıyorum. Baktım Emine başım ağrıyor derken. Ben de dedim ki tutmuş kızım, Allah'ım başım ağrıyınca annem tansiyon çıktı sanmış. Tansiyon çıktı sandım. Ben de şey verdim. Limon suyu verdim. Çok terli oldu. Hayır ne alakası var? Limon suyu tansiyonu çıkarmaz. İndirir. İndirir tabii. Çocuk içiyor. Benim kızım tansiyon şu suyu içiyor. Benimki tansiyon değil de benimki normalde limon suyunu çok seviyor. Evet. Bizim Emine'de biraz panik var. Her şeyden böyle bir korku var. Yani hemen bir şey mi oldu? Bir şey olur mu bana? Acaba bir şey olur mu? O paniğimiz var yani söylüyor. Emine'de var. Evet, evet. Onda bir şey yok Emine. Evet. Hiç dert etme. Geldim ilk sorduğu kelime bana bu. Limon suyu tansiyonumu mu çıkarır acaba? Tansiyon çıkarmak için mi veriliyor? Ben bunu içeyim ha. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Bunlar da soğuk mu? Buralar çok soğuk. Cuma günü hava çok güzelmiş. Öyle mi iyi? Cuma günü çok güzelmiş. Öyle diyor dediler. Çocuklarınızı tabii okula gönderdirsiniz. Soğuğa tabii, çıkartmasınız. Olanlar, tabii. Siz nasılsınız? Siz iyi misiniz? Biz sizi çok seviyoruz. Siz bizi seviyor musunuz? Bunu da bilmeyeceğim. Evet, seviyorlar yavrum. Sana çok güzel övgüler var. Seni çok seviyorlar. Buna emin ol. Evet. Allah ağızlarının tadını bozmasın. Amin. Hiç kimsenin. Annem yuvaya çok önem gösterir. Emin olun evdeki huzura çok önem verir. Hep de soruyor hani biri de sormuş hatta demiş ki teyzem çok çekti. Yok çekmesinden değil. Annem hep böyledir. Dua herkesin ederdi. Öncelik eşli arasının mutluluğuna bakar. Evet. Evdeki huzuruna bakar. Doğru. Onlar çünkü evde de huzur yoksa hiçbir şeyin tadı yok. Evet. Evet. Öyle bir şey yani şükürler olsun. Kızanların beyleriyle ne olsun da ben sevinirim. Aynen. Her zaman için. Allah sizi de beyizden ayırmasın. Çoluğundan çocuğundan ayırmasın. Allah ne kadar ömrünüz varsa o kadar versin Allah'ım. Allah'ımın nesi eksik. Allah beyizden ayırmasın sizi. Çocuklarınızdan ayırmasın. Allah razı olsun. Allah'ım iyi etsin Cenab-ı Allah. Cümlemizi korusun. İyi günlerle karşılaştırsın Allah. Cümlemizi de bizi de hep korusun Cenab-ı Allah. Sizi de hep korusun Allah. Amin. Sağ ol yavrum. Ya. Ağzına şimdiki sağ ol. O ölenlere de diyeyim ki Allah yani. Rahmet etsin diyeyim. Kalanlara da Allah'ım diyeyim. Sen kuvvet ver, destur ver de kalksınlar o kadar diyeyim. Ya Rabbi diyeyim. Ya Rabbi tabii ki. Bunlara. Allah güç versin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Allah ta öyle bir şeyler göstermesin Cenab-ı Allah. Cemi cümlemizi de bize de. Allah'ım öyle ta depremler göstermesin Cenab-ı Allah. Korkutmasın bizi. Cenab-ı Allah'ımı seviyorum. Allahsız ne günümüz var? Allah korusun ya. Allah korusun ya. O verecek her şeyi. Tabii, alan tabii. Alan veren dua, alan dua ama işte evet. bazen tabii ki insan tabii, yine tabii, tabii, Allah'ım affetsin. İsyan amin. Değil, isyan değil. Hani amin. Ağlarken bile... Amin. Yapıyorlar evet. cenazelerde Allah göstermesin yapıyoruz yapmadık da değil yani kendimiz yakınımızı kaybettiğimizde ama Allah'ım korusun Allah'ım affetsin herkes affetsin Allah hepimizi çoluğumuzu çocuğumuzu amin yavrum Allah sana da Allah affetsin. Uzun ömür versin amin. Başımızın eksik hepimize. Etmesin size de versin sen Allah olmasan ne olur size de başımdan eksik etmesin Cenab-ı Allah amin. Amin. Çok cümlemizin. Şükür Allah'ıma bugüne getirdi bize Ramazanlar geldi Allah'ımı seveyim şükür Cenab-ı Allah bizi... Ölmeyenin Ramazan'ı gelmiş evet, geldi. Ama Allah'ımı seveyim. Ben çok seveyim ama tutamıyorum. Hastayım. Olsun. Tutamadığım olsun. Için tansiyon var, kolesterol var, başka hastalıklar var. Bir sürü ilaç yiyor. Tutamıyor. Ondan sonra tutamıyorum. Yavrum senin yaşın belli. Allah görüyor. Evet. Görüyor. Evet. evet. Aynen yavrum. Tabii, ağzına tabii. sağlık. Yavrum çok sağ ol. bir şey diyeceğim de. Esra cihazında kaldı. Aynen uğraşıyor sürekli izliyorum onu. O da orada Dereli'de uğraşıyor kız. Yer yurt çok. Yaldere. Çok yerleri çok. Boyuna tekine dikiyor berikine dikiyor. Ama 5 dakikada da diye anne büyüğüydü. Ne büyüğüydü? Gübreyle diye. Kemre annemin eli de öyle.
Annemin de diktiği her şey olur. Ben şimdi elden ele fark ediyor. Diktim işte. Diye köylerde böyle dikiyordum. Azıcık dedim iki gün sonra yanına varayım bir bakayım dedim. Bakıyordum ki fideler ışıldamış. Maşallah. Bir daha gidiyordum, bir daha geliyordum. Hep öyle, hep ellerinden çok iş geliyor. Rahmetli anam dedi ki bana, Allah rahmet etsin. Mehmet dedi, ben beyimin adı Mehmet de. Ben dedi gidip dedi pancar toplayacağım dedi. Çok güzel olmuş pancarlar diktiğimiz. Anne o ne demek dedi, git topla dedi. Topladı, gitti. Bazen gelirdi yanıma, otururdu giderdi. İşte insan anası olacak. Evet, anacığızım. Nur içinde yapsın, anacığızım, babacığızım. Hepsi ne kadar ölmüşler varsa. Aynen. Allah peygamberlere de dua edeyim her zaman. Allah'ım. Anacığımın burada da bahçesi vardı. Vardı. Eskiden evler dikili değilken yani bu kadar ev yoktu. Bir bahçesi vardı şu arkada. Biz o zaman ortaokul yıllarındaydım. Evet. 13 yaşlarında falandırım herhalde. Evet. Annemin bir bahçesi vardı. Hep de pancarlar. Pancarlar bir de burada kendi işlerdi onu bir güzel. Fasulyeler, bezelye, işte ne gelirse aklınıza. Maydanoza bayılırdım toplamaya. Salatalıklar. Benim bile bana derdi ki. Benim oradan abla vardı derdi. Bizim bir tane de çalıştığım yer önceki. Komşumuz. Şimdi hele bir domates dökmüştü. Kıpkırmızı domates de diktim de. Sonra dedi, orada bir komşu var. Öldü gitti Allah rahmet etsin. Kızım dedi. Ben oradan 2 kilo kadar dedi şey topladım dedi. Domatesinden dedi. Ne olur paramı vereyim. Benden dedim helal olsun dedim. Ben helal ettim dedim. Ben senin gibi şeyden ihtiyar adamdan dedim toplamış ya öyle bir şey demem dedim. Yok yok dedim. İstersen hep topla dedim. 2 kilo aldım diye. Sen diye parana. Hiç bana para ad etme dedim. Benim de hayırım var onda dedim. Kendi izyenin dedim. Annem maydanozları ben gider toplardım. Ekmek arası yapardım. Çok severdim. Azıcık da zeytinyağı koyardım. Maydanoz da otluk gibi böyle. Maydanoz, pancar. Evet, ne pancar. Bulursanız vardı. Evet. Bayağı bildiğiniz bağ bahçe o kadar güzeldi ki. Evet. Tabii akrabasının yeriydi annemin. Evet. Sonra orayı ev diktiler. Ev yaptılar. He. Şey kalmadı yeşillik olarak yapacağımız. 2 tane şenliğim vardı. Bir at başta bir üst başta. İkisi de benim akrabamdı. Ama ne yapalım? Olsun. Ay şimdi diyeyim ki. Ay öyle köyde diyeyim, yerimiz olsa diyeyim, Melen annek diyeyim, Emine'yi gönderirdim diyeyim, hemen yanlarında otururdum, onlar dikerlerdi diyeyim. Ben çok havas edeyim öyle. Anne yok, ev bir yapılsın. Yeme için değil, havas edeyim. Daha da gitmek istiyorum. Ben de seviyorum, az bir ev bitsin, ev bitsin götürürüm Allah izin verirse, gideriz. Allah izin, yazın gideriz yazın. Evet, İyi kötü evet, yukarıda evet, oturmaya yeri var. Evet. Elçilerim de var, Allah razı olsun. Amin. Evlerini açıyorlar. Değil mi? Tabii evlerini yakın açıyorlar. Yine. Çok yakınız. Öyle birbirimize mi? Çok yakınız. Orada oturabilirsin. Evde, illaki evde biz kalmıyoruz zaten. Gidip geliyoruz. Eşim kalıyor ama. Evet. Evin içini yapacağı zaman kalıyor. Ama odasının birini yapmış. Evet birini yaptı. Ona. Yok üst katta da var da üst kata merdivene çıkamazsın diye dedim. Merdiven var. Yok. Altları yapmaya çalışıyor. Altı daha bitirmiş sayılır. Evet. O zaman da altın biri bitmiş olur. Diğer tarafta dediğim gibi elçilerim Allah razı olsun. Evet. Hiç şey değiller. Gittik bacasının yerine ne varsa topladı bana da verdiler. Ben de aldım. Allah razı olsun. Allah güle güle yedirsin. Allah yerlerinde çenesin. Amin ya Rabbi. Ölmüşlerin de ağızlarının içinde bulunsun. Amin. Evet amin. Öyle şeyler misafirperverler yavrum. Hiç korkma sen. Götürdüğümde de oturursun olmadı orada. Ben gider işlerimi giderim hallederim. Evet. Yanımızda biraz oturursun. Yazın hem de soğuk olmaz. Yok. İyi olur. Burada sizde domates. Aynen. Şeylerimizi biz de dikerken yanımızda oturmuş olursun. Ben derim size şöyle edin. Yani. Evet sandalye götürürüz oraya. Rahat bir şekilde. Orada da var zaten. İsteriz onlar da getirir. Değil mi? Öyle şeyleri yok. Kapıları var. Onların da oturmaya çok güzel kapıları var. Evet. Gider otururuz. Doğrudur. Sen görseydin. Çok güzel. Baksana, onların videolarda değil mi? Hepsini gidim, gösteriyorum sana. Biz hep beraber geziyoruz zaten. 3 hafta bir gayet bir aşağı bir yukarı. Bana her yeri gösteriyorlar. Tek tek. Allah razı olsun. Hepsine iniyoruz. Keşke iyilik olsun arada aynen, da. Aynen yok. İyiler. Şey. Çok iyiler. Allah razı olsun. Yani ben memnunum. Görsün. Allah razı olsun. Amin, amin. Onlar da inşallah benden memnundurlar. İnşallah. Gayet iyi anlaşıyoruz. Gittiğimizde diyorum ya hep beraber geziyoruz, tozuyoruz. Evet. Bana her tarafa gösteriyorlar. Biraz da topluyoruz beraber. Onlar da diyorum ya yardımcı oluyorlar. Fasulye de çok döker. Fasulyeyi daha görmedim. Uzmana gelmedik çünkü. Onu demiyorum. Döker. Satarlarsa bize satsınlar.
dayan gönderi. Gel derim. Sen dersin. Derim varsa sızarlarsa öyle. Satacak durumdalarsa söylerim yavrum. Tabii. Bahçelere tabii. Ektikleri tabii. De belli olur. Bak, yavrum. Bizim ağa bu kızın oğlu hiç anasına... Bizim Mustafa'mız getiriydi. Evet. Şey yapıyor. Gelmiyor anasının yanına. Şu ara gelmedi. Çocuk hep işim var dedi de. Neyse işlerini halletsin geleceğim dedi. Evine de özledi tabii ister istemez. Tabii evladı, çocuğunu özledi kaç ay oldu. Koskoca delikanlı. Tabii evet. Benim düğünümde görmüştük. Sen düğününde gördün. Beş orada oldu. Yok. Beş geldi de dedi ki annesine ben şaştım da kaldım. Geldi yukarı yanına. Gel sen yine dedi. Dans edelim demiş annesine. Dans edelim dedi. Düğününde etmişlerdi. Ayıp durdu bu da buna. Ne ayıbı diye geldi. Ne olacak oldu. Ne güzel evladı. Oynadılar yok, ikisi. Yok geleceğim dedi bana söz verdi de. Havar herhalde işleri varmış. Babası balık işi mi yapıyor, ne yapıyorsa gemiden gelmiş bir şeyler dediydi. Oradandır. Öyle yavrum. Tabii tabii. Neyse arkadaşlar. Hadi iyi günler, iyi akşamlar size. Evet, anacığımın oyu, canım benim. Anacığım da çok şeyler var. Siz bakmayın, anlatılacak o kadar şey var ki onu da anlatır inşallah zamanla. İnşallah, inşallah. Çok öyle inşallah. Anıları var. Evet. Sağ ol yavrum, ağzına sağlık. Şu Esra'mın şeyini söylesem. Esra. Allah'ımı da özledi bu arada. Yanına götüreceğim gelsin de. O da gelir zaten. Bize de gelir. Ben de onu götürürüm annem. Ne diydim ben onu? Hatırlayınca söylersin yavrum. Hiç önemli değil. Melek bir temin etsen biliyordun. Ne diydim Esra'la? Ne diydi örneğin Melek? Ben unuttum. Vallahi ben unuttum. Neyse yavrum olabiliyor. Ben unutayım da sen kızım, normaldir. Yanına gelemiyorum. Melek yolların uzak. Çok... Yolların çok uzak. Önüme koydular bakın demirden mi? Tuzak. Gelemiyorum yavrum. Uzak yolların uzak. Ağzına sağlık bebeğim. Meleğe söyle. Benimkini söyleyeyim. Benimkini hatırladın mı? Bal yedim bebeğim ben sandalye. Dağ başında bıraktı. Beni yavrum bıraktı. Bırakırsa bıraksın. Acısı beni yaktı. Kız yavrum seni yavrun hiç bırakır mı? Bak hep yanındayım. Her dakika yanındayım. Herkes çay saydı. Hiç bırakır mıyım ben seni? Bal yedim. Bak bekmez sandım. Ağzımı yakmaz sandım. Güvendim ben kızıma. Beni bırakmaz sandım. Oy canım. Bırakır mıyım ben seni? Allah yavrum, seni Allah başımızdan eksik etmesin yavrum benim. Hiçbir şekilde. Evet. Oldu bebeğim. Veda et kapatalım. Eminem'i alayım. Haydi. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Aha. Ya Rabbi Allah korusun. Allah taş dokundurmasın ayaklarınıza. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Eminem'e geldik. Şimdi o da şarkısını okusun bize. Kimden okuyacak? Rüyamda gördüm seni bu gece. Hemen uyandım sabah olmadan. Gözyaşlarım birden boşalıverdi. Seni düşündüm sabah olmadan. Rüyamda gördüm seni bu gece. Hemen uyandım sabah olmadan. Gözyaşlarım birden boşalıverdi. Seni düşündüm sabah olmadan. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Giden yıllarımda yıllarım kaldı. Seni düşündüm sabah olmadan. Seni düşündüm sabah olmadan. Karanlıkta ışık arıyorken kendime hesap soruyorken hasretin beni yakıyorken seni düşündüm sabah olmadan. Karanlıkta ışık arıyorken kendime hesap soruyorken hasretin beni yakıyorken seni düşündüm sabah olmadan. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerim
de senin ellerin kaldı. Giden yıllarımda yıllarım kaldı. Seni düşündüm sabah olmadan. Seni düşündüm sabah olmadan. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Giden yıllarımda yıllarım kaldı. Seni düşündüm sabah olmadan. Seni düşündüm sabah olmadan. Emine'm ağzına sağlık. Veda edebilirsin. Herkesi çok seviyorum, selamlıyorum. İnşallah şarkılarımı beğenirsiniz. Sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana. Herkes kendine iyi baksın, selamlıyorum. Allah'a ısmarladık, güle güle gidin diyorum. Emine'm ağzına sağlık. Hadi güle güle gidin. Evet, gelirken alışveriş de yaptım. 15-16'ya düşmüştü süt. Yarım yağlı aldım. Kıza yine indirimde vardı, 35 liraya düştü. Büyük. Güzel de. Bu kız yiyor en azından, hiçbir şey yemediği için. Bizim adam şey almış, balık almış. Kendine dikmiş yine bunu almış, bizimki doyacak gibi. Ha, bir tane de yağ aldım. Tereyağı mı bari dedim, terem yağ olsun, kıza pilav yapacağım. Evet arkadaşlar, ben burada size veda edeyim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.